İşte burası. Verilen adres. Demek burası. Şimdi göstereceğim onlara ben. Hey dur. İlk başta ben gireyim. Neden sen girecekmişsin? Ben ne güne duruyorum? Sakin ol biraz. Bir şu an bir suç yok. İnansana inanmasına yok. Bırak ben gireyim. Senin ne işin var burada çocuk? Niye buradasın? Müşra'yı bulmaya geldik. Geldik derken kimle beraber? Kimi getirdin buraya? Sünepe. Senin gibi bir Sünepe fakirle arkadaş olmaması için kızımı 100 kere uyardım. Biz de geldi. Nerede o kızınız? Kızım mızım yok. Çekilin buradan. Lütfen yerini söyleyin. Müşra nerede merak ediyoruz. Demek siz de yalan söyleyeceksiniz. Bu da bir plandı. Buradalar diye beni buraya çektiniz. Dikkatimi dağıtmak için. Hayır. Hayır, Büşra buradaydı. Sus. Hala yalan söyleme. Burada bana numara yapıyorsunuz sadece, fark ettim ben sizi. Kızı kaçırdınız. Elimden aldınız. Ama şimdiden söyleyeyim. Ben ne olursa olsun sizden intikamımı alacağım. Tabii tabii alırsın. Kızım nasıl kandırdı ama seni. Annesi gibi. Çok kurnaz bir kızdır. Hayır inanma. Yalan söylüyor. Büşra öyle biri değildir. Ben doğurdum onu. Benden iyi mi tanıyorsun? Seni kandırdı ve elinden nasıl kaçtı ama sana kendine güvendirdi. Senin annen baban da böyleydi. Kendine güvenirdi hep. Siz benim annemle babamla ilgili nasıl böyle konuşursunuz? Ben konuşmuyorum bir şey. Ama kızım seni çok iyi kandırdı. Bana asla böyle konuşamazsınız. O zaman gerekli yöntemlerle halledelim. Hayır hayır. Sakın yapma. Haklıyken haksız duruma düşersin. Bunun ne önemi var? Şöyle bir konuş. Bu kadın yalancı. Yalan söylüyor benim arkadaşımla ilgili. Yalan. Benim arkadaşım kötü birisi değil. Kimseyi kandırmaz. Kimseye yalan söylemez. Kimseye boş yere güven vermez. Tabii tabii. Baksana annesi bile öyle diyor. Siz inanmak istediğinize inanıyorsunuz gençler. Benim kızım aynı bana çekmiştir. Annesi gibi. Şöyle dinle. Ondan sonra ne yapacaksan yap. Bu son şansları. Emin ol. Son. Bunu o arkadaşına söyle. Hadi gidelim. Ama efendim... Yürü. Peki efendim. Sakın gelme ne? Sen niye bunları buraya getiriyorsun? Ne haddinle? Neyle? Büşra hakkında iftira atıyorsunuz. Bu elbet ortaya çıkacak. Şu an nereye gitti bilmiyorum ama sizin yanınızda olmadı da kesin. Bu yalanları yoksa Büşra varken söyleyemezdiniz. Fakir alerjim var benim ya. Fakir alerjim var ya. Dışarısı da çok soğuk. Üşüyorum. Nereye geldim ben böyle? Nereye geldim? İyi akşamlar. Efendim? İyi akşamlar. Ne yapıyorsun burada gecenin bu saati? Hiç. Eve gidiyordum. Eve? Bu pijamalarla? Ya lütfen benden uzak olun. Zarar vermem sana, merak etme. Sokakta mı kalıyorsun? Ailen nerede? Hayır, sokakta kalmıyorum. Bu soğukta donarsın. Gel, benim şurada kulübe var. Hayır, istemez. Merak etme, bir şey yapmayacağım. Yüzün kızarmış, hasta olacaksın. Sabah da ailene gidersin. Bu saatte otobüs falan yok sonuçta. Taksiye de verecek paran varmış gibi gözükmüyor zaten. Otobüs parası verebilirim ben sana sadece. Tamam. İyi mi yaptım ki buraya gelmekle? Bilmiyorum ki. Yedin mi ekmeğini? Yedim, teşekkür ederim. Şimdi anlat bakalım. Sorunun ne? Ailen nerede? Ailemden kaçtım ben. Ailenden mi? Neden? Çünkü onlar sandığımdan kötü insanlarmış. O yüzden. Ve benim sevdiğim birine zarar vermişler. Benim hemen gitmem lazım o yüzden. Hey otur otur. Sabah gidersin. Anladım. Hemen gitmen lazım ama şu an gidemezsin. Dediğin yer çok uzak. Yürüyerek gitmeye kalksan yolda bir sürü bela var. Sen sokak hayatını bilmiyorsun. Öyle mi diyorsun? Evet evet. Öyle diyorum tabii ki de. Hem ben sabah ayarlayacağım sana, merak etme. Bizim arkadaşın külüstür bir motoru var. Onunla atacağım seni hem de. Şimdi gitsek? Maalesef. Şimdi arkadaşım uzakta. Ben sabah onu bu şekilde bulacağım. Bizde telefon falan yok. O yüzden de haberleşme bizde değişik oluyor. Anlatabiliyor muyum? Anlıyorum. Sabaha kadar uyumadınız mı? Yok. Kandırılmayı hazmedemedim diyelim. Efendim belki de arkadaş da doğru söylüyordur. Kız bir şey yapmamıştır. Kes. Sen de aynı şeyleri söyleyip durma. Kandırıldık mı kandırıldık. Bitti.
saf olmaya gerek yok artık. Büşra beni kandırdı. O hiçbir zaman güvenemeyeceğim bir insanmış. Benim elimden bilerek annesinin dediği gibi kaçtı. Ya bence yapmaz. Yaptı işte. Gelmeyecek. Hani nerede? Gelmiyor. Demek ki güvensiz biri o. Şunu yavaş sür ya. Ben fazla motor kullanmayı bilmiyorum. E bilmiyorsan niye buradasın? Eve gireceğiz ya. Girdik bile. Sonunda geldik, kurtuldum. Efendim, ben gördüm, siz de gördünüz mü? Neyi? Büşra? Efendim, yalancı değilmiş. Kandırmamış. Anıl? Büşra. Ben beni bıraktın gittin sandım. İyi geldin. Bir yere gitmedim. Buradayım. Ben asla senin güvenini boşa çıkarmam. Ben de beni bırakıp gittin sandım. Bunu düşünmem bile çok kötü. Beni böyle mi tanıttın Anıl? Gerçekten bunu nasıl yapabildiğini bilmiyorum. Benim için endişelendiğini düşünmüştüm. Hayır. Tam olarak öyle değil. Ne bileyim, öyle sen birden habersiz gidince beni bıraktın gittin sandım Büşra. Anıl, nasıl senin haksızlığa uğramanı istemiyorsan babamın da başına bir şey gelmesini tabii ki de istemem. Onlar sana ne yaptı bilmiyorum ama sonuçta onlar benim babam. Bazen bunu unutuyorsun. Ailem onlar benim. Annemin az çok neler yapabileceğini zaten biliyorum. Ama ben seni asla bırakmadım. Bırakmayacağım da. Asla bırakmayacak mısın? Bırakmayacağım dedim. Daha neden zorluyorsun Anıl? Sakın. Sakın beni bırakma. Ben sensiz kendimi hiç hissediyorum. Anıl? Merak etme. Biliyorum. Ailem seni çok kötü etkilemiş. Her şeyin farkındayım. Bunun önemi yok. Sen iyi misin? Onu söyle bana. Bir şey oldu mu sana? Ne yaptılar sana? Merak etme. Evet, anneme çok güveniyordum. Ama dediğin gibi annem o kadar da iyi birisi değil. Neler yapabileceğini ben bile kestiremiyorum. Çünkü bizimle bile oyun oynadı. Nasıl yani? Babamı kaçırttırmış. Babam her şeyi açıklamak istemiş. Anladığım kadarıyla. Ama benim için yapmak istemiş. Ama annem buna izin vermemiş. O yüzden babamı kaçırmış. Ne? Nasıl yani? Sen demiştin ya, annene inanmayı senden daha çok isterim diye. Ama annemin inanılacak hiçbir tarafı yok Anıl. Sen haklı çıktın. Annem kötü birisi. Tamam, bunları düşünme. Benim için önemli olan sensin. Sana güveneyim. Neden? Çünkü ben hayatımda ilk defa birine güvenmeyi seçmiştim. O da sensin. Sen benim güvenimi eğer yarıda bıraksaydın bundan sonra hiçbir insana güvenemeyecektim. Bakın efendim, ben söylemiştim. Büşra böyle yapmaz demiştim. Asıl ben dedim ya. Ben dedim ya. Büşra öyle biri değil dedim. Demek hepiniz bana inandınız. Sadece Anıl inanmadı, öyle mi? Tam olarak öyle değil. Susun. Bir şey demek istemiyoruz. Yoksa ağzımız burnumuz kırılır, anlıyorsun ya. Hiçbir şey yapamaz kimse. Demek Anıl sen bana güvenmedin, onlar güvendi, öyle mi? Zaten benim en yakın dostum da Esra. Ben? Sen de benim en yakın dostumsun. Esra da öyle. Bana güveneceğini biliyordum Esra. Ben de senin geleceğini biliyordum Büşra. Çünkü sen bir insanı yarı yolda bırakacak bir insan değilsin. Tabii Anıl Bey ne diyor bilemem. Lan sussana. Bilmiyorum artık Anıl ne diyorsa ne diyor. İki geldin. Ben sana güvenmekten hiç geri kalmamıştım. Babanı merak ettiğini biliyordum. Teşekkür ederim Esra, bana inandığın için. Gerçekten hayatımda bir dostum var, evet. Ama sen de onlardan birisin. Sen de benim için öylesin. Ama tabii Anıl bana inanmamış. Ya ben... Yani... Ya tam olarak öyle değil. Şimdi ben hayatımda kimseye inanmadığım için Büşra... ilk defa inandım. Belki kandırıldım diye düşündüm. Bundan sonra düşünmezsin Anıl Bey. Hayır. Bundan sonra... Güvendiğim tek insansın. Sadece bana güvenmen gerekmiyor Anıl. Zaten senin yanında çalışan insanlar da güvenilir. Ve inan ki seni sevdikleri için buradalar. Biliyorum. O zaman onlara neden sürekli kızıyorsun? Bilmiyorum. Ben daha önce... Ya ben böyle sevgimi belli eden biriyim. O zaman böyle belli etme. Esra da, diğerleri de sana inandı. Özür dilerim. Hepinizden. Anıl Bey, bizden mi özür diliyorsunuz?
Aşk insanlara neler yaptırıyor ya. Anıl Bey, siz bizden mi diliyorsunuz gerçekten? Sus lan, uzatma. Anıl. Tabii, size diyorum. Siz her zaman Büşra'ya inandınız. O yüzden. Evet efendim, siz de inanmıştınız zaten. Yoo, inanmamıştı. Lan. Tamam efendim, siz de inanmıştınız. Ya ben yalan söyleyemem efendim yani. Şimdi inanmamıştınız, Allah var yukarıda. Artık inanıyorum işte. Kesin sesinizi. Tamam efendim, siz öyle diyorsanız öyledir. Öyle zaten. Neyse ya, ne kadar çok karıştınız ya. Bu da kim ya? O mu? Bunu fark etmedik. Bu kim Müşra? Gece onunla kaldım. He, benle kaldı. Hani bana yemek ısmarlayacak, beni götür dedin. Tamam sussana, ısmarlayacağım zaten. Allah Allah, ne sabırsız çıktın ya. Beni ilgilendirmez, ben yemeğime bakarım. Senin yanında mı kaldı? Sen kimsin lan? Sakin ol Anıl, sakin ol. Bu arkadaş bana yardımcı oldu sadece. Ha, yardımcı. Evet, o kadar bu kızı kurtardım. Artık burası benim evim oldu. Büşra. Efendim Anıl? Oo, bu evde iyiymiş be. Zengin eve düştüm. Kızın yere bak ya. Efendim Anıl? Dalga mı geçiyorsun benimle? Ama yardım etti bana. Ben ona söz verdim. Sana kalacak bir yer, yemekler. Artık dışarıda kalmayacaksın dedim. Hem dışarıda kalıyor adam. Yazık değil mi Anıl? Allah Allah. Büşra. Ya ne olacak, o da bizimle seninle çalışır. Hem geçen sen öyle hatırlıyorum. Selim'e öyle demiştin. Evet efendim, bizim bir adama ihtiyacımız var. Adama ihtiyacımız var da dışarıdan birine mi? Ya ne olacak, ne fark eder? Hem sevap işlemiş olursun. Büşra gel buraya. Hayır gelemem. Bak bir yeri karıştırma. Anıl çok sinirlidir, beni onunla uğraştırma. Yok ya, ne karıştıracağım, ben bu evde burada otururum. Beni kukla olarak alın eve ya. Biblo olarak alın bu eve ya. Yeter ki bu evde yaşayayım, hiçbir şeye karışmam. Bak sakın diyorum, hiçbir şeye karışmam. Ben sana o kadar iyilik yaptım, bu mu iyiliğimin karşılığı? Ya ne yaptım ben? Ne konuşuyorsunuz siz orada? Hiç. Arkadaş biraz mahcup düşmüş de bize geldiği için. Gideyim ben diyor da ben de yok hayır olmaz dedim. Anıl dedim, çok iyi bir insandır, seni burada bırakacak dedim. Çalışacaksın hem dedim. Yoo, çalışacaksın demedim, ben çalışmam ya. Çalışmak nedir bilmem ben. Beni ilgilendirmez, ben bu evde yaşarım paşa gibi. Senin hayatını kurtardım o kadar. Orada kalsaydın eğer seni öldürürlerdi oradakiler. Saçmalama istersen. Sen burada kalmak istiyor musun, istemiyor musun? İstiyorum. O zaman burada sadece benim kurallarım geçer. Sesini çok açmayacaksın. Vay be. Vay be. İnsanlık ölmüş be. Aha, dışarıda sokaklarda yaşıyoruz diye bu muamelemeyi görüyoruz. Anıl niye çocuğu ağlatıyorsun ya? Daha bir şey demedim. Bu çıt kırıldığım bir şeymiş yani. Ben size iyilik yaptım. Bu muydu karşılığı? O zaman gidiyorum. Diyecektim ki vazgeçtim, bir yemek yiyeyim gideyim. Belki o da. Belki. Ne kadar komik bir çocuk değil mi Anıl? Aha, tam dayaklık bir çocuk. Biraz daha sürünürse dayağı yiyecek gibi bir çocuk. Sakin ol, sakin ol. Kızımı rahat bırak. Bak, zaten yeteri kadar kötü hastalığım var. Kızımı bırak. Be adam, gebereceksin hala böyle konuşuyorsun. Bırak da şu kızını çağırayım artık. Hayır, sakın beni kullanarak kızımı manipüle etme. Sakın. Kızımı serbest bırak. Bırak, zaten seneler önce bizden uzaklaştı. Tek kuruş almadan tek başına ayaklar üzerinde duruyor kendi başına. Bizim o kirli paramızı hiçbir zaman yemedi. Kızımı rahat bırak. Yok ya. Babası burada böyle olurken onu rahat bırakacağımı sanıyorsan yanılıyorsun. Sakın, sakın beni kullanma kızıma için. Benimki öyle bir üşütmek sadece. İyiyim. Doktor öyle demiyor ama. Bu gidişte koa hastası olacakmışsın. Hayır. Hiçbir şey olmayacak bana. Ben gayet iyiyim. Sakın diyorum baksana. Kızımı bu konuda kullanma. Tamam be, yatıyor. Kullanmamış bir şey de. Allah Allah. Sen kimsin ki beni kaçırtıyorsun? Bunlara başvuruyorsun. Ben kim miyim? Senelerce sizin çilenizi çeken benim.
ne çile çektin be sen. Hep kendin için çalıştın. Bizi sadece kullandın. Sen bir anne de olamazsın, bir eş de. Bak sus. Benim damarıma basma. Ne yaparsın? Yine kaçırttırır mısın beni? Yine zorla alıp alıkoyar mısın? Ne yaparsın bana? Of ya, her şeyi sizin için yapıyorum. Hiçbir şey anlamıyorsunuz. Tabii tabii. Bu kadından korkulur. Bu kadın kızıma bir şey yapar kesin. Tabii ki de bunu kullanacağım. Benim için iyi bir fırsat. Senin böyle hasta olman. Ay yazık. Merhametli kızın da buna zaten hemen kanacak yani. Bu arayan kim şimdi? Efendim? Merhaba. Merhaba. Ne oldu? Küçük sincap. Efendim niye böyle konuşuyorsunuz benimle? Aa çok sevimli bir laf yani bu. Sincapları sevmiyorsun yoksa hayvan sever de mi değilsin? Efendim bununla ne alakası var? Ben bir şey soracaktım. Ay canın arkadaşın sana haber etmedi mi? Neyi? Büşra çoktan ortaya çıkmıştır. O çocuğun yanındadır büyük ihtimalle. Neredeyse artık sen biliyorsundur. Sana haber etmedi mi? Demek ki seni de bizim gibi satmış. Hayır. Büşra asla böyle bir şey yapmaz. Müsait değildir sadece. Tabii tabii. Müsait değildir. Babası burada. Ölüm döşeğinde kızın haberi bile yok. Umurunda bile değil. Ne demek istiyorsunuz siz? Yine yalan mı söylüyorsunuz? Ne yalanı be? Sen kesin benimle böyle konuşuyorsun. Babası burada hasta. Çocuklara öyle deme diyorum sana. Bu kadın hiç uslanmayacak, hiç akıllanmayacak. Sus sen de. Babası burada hasta. Doktor durumu kötü dedi. Orada gitsin, başkalarını savunsun tabii. Babasını hiç düşünmüyor ki seni düşünsün. Seni de dost olarak görmüyor bence. Görseydi o Anıl'ın yanına gideceğine senin yanına gelirdi, öyle değil mi? Demek ki seni çoktan unutmuş. Yazık çocuk sana. Ailesini unutan biri. Seni unutmayacak mı sandın? Bakın efendim, ağır konuşuyorsunuz. Büşra müsait olsaydı bana arardı. Aha tabii. Bir gün oldu gidelim. Ne bizi aradı ne de seni aradı. Demek ki ne sana değer veriyor ne bize değer veriyor. O yüzden kendini fazla değerli sanmasan iyi olur. Hadi bay. Benim hastam var. Onunla ilgileneceğim. Böyle böyle herkesi senden uzaklaştırmam lazım Büşra. Sen hak ettin bu cezayı. Sen hiç akıllanma. Hiç akıllanma. Ben gerekeni yapıyorum. O şımarık kızın da bunların hepsini anlamak zorunda. Ef ya, bu ne şimdi ya? Tavuk efendim. Tavuk sote. Ya siz zengin değil misiniz? İstakoz falan yok mu bu evde ya? Ne diyor? Yok bir şey Anıl, sen işine bak. Sussana. Şimdi Anıl'ı kovdurtturacaksın kendini. Ya ben elimden geleni yaptım. Senlik bir durum değil Esra. Yaptık ya bir sürü şey. Hamburger istedin, dışarıdan söyledik. Her şeyi söyledik, yeter artık bak sus. Gerçekten kovulacaksın bak. Ondan sonra ben de engel olamayacağım. Ya bu nasıl zenginlik ya? Ben istakoz istiyorum. Ne bileyim değişik yemekler olur ondan istiyorum. Tavuk eti ne ya bari? Şöyle bir kırmızı et, dana eti falan olsaydı. Ya yesin önüne ne konuyorsa ya, daha dün bir şey bulamıyorduk yiyecek. Fark ettiysen dün akşam. Da bugün neler var önünde, şükür et biraz. Ya olmuşken iyisini bulalım yani, insanız sonuçta. Biz bunların hiçbirini görmedik. Daha yeni bir de kuru fasulye pilav yapmış. Ne yaptım ya? Çok güzeldi. Esra senlik bir durum yok, sen de karışma ya. Şimdi vallahi onu duyarsa biz bittik. Ne oluyor orada? Neyi beğenmiyor? Geliyorum şimdi. He yok yok bir şey. Aa sen ne yapıyorsun? Hiç, işlere bakıyorum. Ha sen işlerine bak uslu uslu, tamam mı? Aa ne kadar güzel çalışıyorsun ya sen böyle. Sen böyle güzel güzel çalış. Büşra, 3 yaşındaki çocukla mı konuşuyorsun? Yok ya, ben çok güzel. Ay ne kadar güzel hızlı yazıyorsun sen öyle. Ben bunları istemem. İstemem de istemem. İstemem de istemem. İstemem de istemem. Ne istemiyor bu? Yok bir şey. Otur yerine. Efendim bu ne yapıyor ya? İstemiyorum da istemiyorum. Kötü olmuş, kötü olmuş, kötü olmuş. Birazdan senin akıbetin de kötü olacak. Vallahi bak ben sana söyleyeyim. Ne istemiyorsun sen? 2 saattir kızlar sana istediğini yapıyor. Sen hizmetçi sandın herhalde bunları. He, bu sizin hizmetçiniz değil mi? Efendim bana ne diyorsun ya? Hayır, o bizim yardımcımız. Bana ne? Buna biz hizmetçi deriz işte. Bakalım hizmetçi. Ya efendim şuna bir şey söyleyin. Lan sussana. Ben karışmıyorum artık. Kovulacaksın işte bak. Git lan o zaman. Beğenmediysen. Vay be. Demek misafirperverliğiniz bu kadar. Bu zenginler. Bu zenginler insan olmaz. Lan ne yaptık sana? Bu zenginler kendini üstten görüyor.
Bana üst perdeden bakıyorlar. Yazıklar olsun. Bir para sizde var diye Allah'tan korkmuyor musunuz siz? Korkmuyor musunuz? Konuyu niye oraya bağladın şimdi? Ne yaptılar sana? Her şey yapılır, sen beğenmiyorsun. Şurada biz bir tanrı misafiriydik. Ama olsun. Olsun. Saçmalıyor, saçmalıyor. Büşra. Bak bu adama ben daha fazla katlanamayacağım. Ben de. Esra, sen de destekleme lütfen. Biraz daha zorlarsa kovalayacağım. Lan çakamaka kovalanacağız herhalde. Ben zaten usluca televizyon izliyordum. Hani biz zenginler kötüydük, evimizden gitseydin? Yok ya, aslında fena değilmişsiniz zenginler. O yüzden oturayım ben. Bence de uslusu otur. Ben de mutfağıma gidiyorum artık. Hiçbir yaptığım yemeği beğenmedi. O kadar uğraştım. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyormuşum Anıl? Emin misin bu adam yani burada yaşayabilecek mi? Başka bir ev tutalım ona. Gitmem ben bir yere. Artık buralıyım. Sus bence. Sabrımı zorluyor, haberin olsun. Ama senin için dayanıyorum. Eğer sen olmasan çoktan atmıştım dışarı. Niye dışarı atıyorsun? Yazık değil mi? Ev yok, bark yok. Hem de bana yardım etti. Hiçbir zarar vermeden. Yani dışarı derken şöyle başka bir ev bulurdum demek istedim. Demek öyle. Tabii canım. Ben iyi bir insanım sonuçta. Ya. Ne demezsin? Niye, şüphem mi var bu iyi bir insan olduğumdan? Yok. Ne, üstüme gelme. Yok, benim yok. Hiçbir şüphem yok. Ben bakıyorum. Var senin bence. Hayır, yok dedim. Oo Büşra. İyi eğleniyorsun. Kanka. Ben de seni arayacaktım. Bir gün oldu Büşra. Daha arayacak mıydın yani? Telefonum kaybettim. O yüzden. Zaten yoktu biliyorsun. Arayabilirdim Büşra. Burada bayağı eğleniyorsun. Bu kim? Vallahi başka dilenci alamayız bu eve. Git bu evden. Ne dilencisi lan? Sus. Sussana sen. Arkadaşım o benim. Ha, başka dilenciyse almayalım eve ya. Dilencilerle işimiz olmaz. Bunu sen mi diyorsun? He, ben dilenci değilim ki. Ben sokakta yaşayan bir yardım alan bir insanım yani. Tamam. Bu kim şimdi? Boşver, o bana yardım etti. Uzun hikaye. Büşra, sen bize değer vermiyorsun analı bunalı anladığımıza göre. Size derken? Ne diyorsun sen? Niye kızın üstüne gidiyorsun? Sen bir gündür beni aramıyorsun. Normalde bir şey olduğunda bana gelirdin. Koşarak buraya gelmişsin. Demek ki Anıl senin için bizden değerli. Ben bunu anladım. Şu an saçmalıyorsun. Annem gibi konuşuyorsun. Annem mi seninle konuştu, böyle manipüle etti seni? Hayır. Annem bazen boş konuşuyor diyorsun ama bazen doğruları konuşuyor. Baban orada hasta. Ne? Ne hastalığı? Bilmiyorum ama babanın arkadan sesi hiç iyi gelmiyordu. Sürekli öksürüyordu. Sen burada Anıl'la gülüp eğleniyorsun. Demek ki bize değer vermiyorsun Büşra. Saçmalama istersen. Hiçbir zaman saçmalamadım ben. Olanı söylüyorum. Ben gidiyorum. Senin keyfin gayet yerinde. Ben de sana bir şey oldu diye endişelenmiştim. Yapma böyle. Sen de böyle yaparsan ben ne yaparım? Yalnız kalırım. Sen yalnız değilsin Büşra. Anıl var. Ben varım. Ya sen otursana yerine. Tamam. Bize değer vermiyorsun. Bunu anladık nasıl olsa. Gerçekten şu an hiç iyi değilsin bence. Sonra konuşalım. Hayır, ben çok iyiyim. Sen benimle dostluğunu bitirmeden önce ben bitirmeye geldim. Nasıl olsa sen babanı falan umursadığın yok Büşra. Bunu dediğine pişman olacaksın. Yok. Senin yapamadığını ben yaptım. Bitirdim her şeyi. Ama sen benim dostumsun. Beni nasıl böyle yalnız bırakırsın? Büşra. Sus Anıl. Hiçbir şey söyleme. Ben ona ne yaptım şimdi? Söylesene ne yaptım? Niye konuşmuyorsun? Sus dedin ya, o yüzden. O an dedim sadece. Ne yaptım ona? Bilmiyorum. Bir şey yok. Sakin ol. Gönlünü alırız gider. Babam da hastaymış. Ben gideceğim onun yanına. Hayır, olmaz. Belki bu da bir oyundur. Nereden biliyorsun? Babam oyun yapmaz. Babam beni kurtarmak için yaptı her şeyi Anıl. Hayır diyorum Büşra. Anıl, bu kez de kaçmak istemiyorum. Dürüstçe sana söyleyip gitmek istiyorum. Nasıl olsa bir şekilde gidiyorum, fark ettiysen. Aman bir yere gitme. Ben bu evde yaşayacağım ya. Sen de burada olman lazım. Ya sen sussana. Hayır dedim Büşra. Başka da bir şey söylemiyorum. Of! Bak, gitmem lazım Anıl. Hemen senle gidelim sabah. Benle mi? Evet, siz kapıda bekleyin. Babamı görmem lazım.
Gerçekten böyle bir şey var mı yok mu bilmem gerekiyor. Hadi beni bırakır gidersen. Anıl, benim seni bırakıp bırakmamam ailemle ilgili değil, biliyorsun değil mi? Nasıl yani? Ben burada olmak istediğim için buradayım. Bir şeye bağlı olarak değil. Benim yanımda mı olmak istiyorsun? Evet Anıl. Yoksa hiçbir güç beni burada tutamazdı. O yüzden sen de gel diyorum yine de. Tamam. Gelirim tabii. İkimiz geldik buraya. Sadece ikimiz. Neden biliyor musun? Neden? Seni kırdığımı anladım. Sana güvendiğimi göstermek için. Yanımda kimseye ihtiyacım yok sana güvenmek için. Biliyorum ki sen geleceksin. O yüzden seni kırdığım için bunu yapmayı kendime borç bildim. Anıl, çok düşüncelisin. Tabii ki de seni yanıltmayacağım. Geleceğim, merak etme. Beni bekle burada. Tamam peki, bekliyorum. O kim şimdi? Bilmiyorum. İlaçlarına da bakıp geleyim, burada yok. Tamam. Sonunda gelmiş. Gel bakalım kızım. Anne, fazla kalmayacağım. Babam nerede? Onu görmeye geldim. Geç içeri bak o zaman. Umarım bu kez de yalan söylemiyorsundur. Baba, iyi misin? İyiyim kızım. O annen mi kandırdı seni, getirdi buraya? İyiyim, bir şeyim yok benim. İlacımı getir. Tamam, getiriyorum hemen. Çekil şöyle, baban çok daralmasın. Baba, ne oldu babama? İlaçlarını vereyim, anlatacağım. Git kızım buradan, git. Ama baba. Çekil çekil, hava vereceğim babana. Tamam. Ne oldu ki şimdi babama? Ne oldu? Kızımı sakın yalanlarını zehirleme. Yalanı mı var? Doğruyu söylüyorum. Anne. Anne, babama ne oldu? Ne olacak? Baban çok hasta. Az bir ömrü kaldı. Ne diyorsun anne? Şu öksürüğünü duymuyor musun? Baban kuru hastası oldu. Çok iyi değil. Hele senin dertlerin yüzünden böyle oldu. Doktor stresi gelmemesini söylüyor. Ama sen gidip o Anıl diye çocuğu düşünüyorsun. Babanı düşünmüyorsun. Baban istiyor ki morali yerinde olsun diye sizin yanında olmamızı. Ama sen asla dinlemiyorsun bizi. Ama anne, ben o çocuğu yarı yolda bırakamam. Demek ki babanın ölmesi senin umurunda değil. Anne. Sen bilirsin kızım. Ya git o çocuğa de ki, ben seni kandırdım, git başımdan de. Babanı kurtar ya da git o elin çocuğunu kurtar. Karar senin. Ben ikisinden de vazgeçemem ki. Babam hasta. Ondan hasta, vazgeçemem. Mecburen. Anıl'la bu konuşmayı yapmam lazım. Anıl? Geldin mi? Ne oldu? Ne çabuk bitti? Anıl, benim sana bir şey söylemem lazım. İşte şöyle. Ne söyleyeceksin? Ne oldu? Baban iyi mi? Kötü bir şey mi var? Baban biraz rahatsız. Ama beni buraya kadar getirmeni sağladım. Seninle de bir daha görüşmek istemiyorum. Sadece buraya kadar gelmek için her şey. Ne diyorsun Büşra? Sen bunu bana yapamazsın. Yaptım bile. Herkese güvenmesen iyi edersin. O kadar aptal gördüm hayatımda. Senin gibisini görmedim. Seni kandırdım ve ailemin yanına geldim işte. Seninle oynamak güzeldi. Bir daha da ailemden intikam almak almak diye gezmezsin. Böyle gelirim, ben intikam alırım. Büşra, ne diyorsun sen? Bunu bana yapmış olamazsın. Yaptım bile. Güle güle. Aferin işte. Doğru şeyi seçtin. Bana bunu yaptın demek. Bana nasıl bunu yaparsın? Nasıl?